Bilindiği gibi 2 aydan bu yana sınır hattında çeşitli köylerde çeşitli etkinliklerle sınır nöbeti tutuluyor. Buradaki konuklarım da bugünkü konuklarım bu direniş nöbetini gerçekleştiren aktivistler. Kendilerinde aslında bazen kameralarımıza verdiği röportajlardan ve demeçlerden de sizler de onları tanıyorsunuz. Bilindiği üzere konuklarımdan birisi kendisini İbrahim Yaylalı olarak bildiğiniz ama fakat artık ismini değiştirdi ve kendisini Yunis Vasilis Yaylalı Yaylalı. olarak tanımlıyor ve öyle değiştirdi ismini. Ondan sonra da zaten bu konuyu daha ayrıntılı konuşacağız. Neden isim değiştirme gerekliliğinde bulundu diye. Diğer arkadaşım ise devrimci anarşist kolektiften faaliyetten devrimci anarşist faaliyetten Serhat Budak bizlerle beraber olacak. Kendisi ayrıca bir Vicdani Red Derneği'nden orayı keseriz. Kendisi ayrıca vicdani redçi. Diğer konuğum ise kendisini de yakından tanıdığımız hem barış aktivisti, hem ekolojist, hem de eğitimci olarak tanıdığımız Meral Geylani bizlerle beraber olacak. Burada aslında 2 aydan bu yana sürdürdükleri sınır hattında sürdürdükleri eylemlilikleri ve çeşitli programları nasıl yaptıklarını ve buradaki atmosferi bize aktaracaklar. Buradaki kolektif yaşamı bize aktaracaklar. Burada halkın bir araya gelerek Kobani direnişine yakışır bir şekilde nasıl bir eylemlilik sürdürdüklerini aktaracaklar. Öncelikle sözü İbrahim Yaylalı'ya vermek istiyorum. Neden burada olduklarını ve ne zaman buraya gelmeye karar verdiklerini bize aktaracaklar. Kendisi Meral Geylani ile beraber buraya geldi. Bir barış aktivisti olarak buraya geldi. Buraya geliş amaçlarını ve ne zamandan beri burada olduklarını sizden alalım. Öncelikle ben adımla konuşmaya gireyim. Ioannis de okunabiliyor ama Yannis Vasilis olarak ön adımı değiştirdim. Yaylalığı olduğu gibi korudum. Kısaca buna bir değineyim. Yannis Vasilis, ben aslında 40 sene bize dayatılan bir halkın ismiyle yaşadım. Bu anlamda da bunun değerlerine ait olan bir isimle, İbrahim'le yaşadım. Fakat bana yani aldığım en büyük şeylerden bir tanesi, daha sonra kendime kattığım değerli şeylerden bir tanesi, ben işte 94 yılına savaşa Şırnak'a gidiyorum. Orada bir çatışmada gerilla tarafından alınıyorum ve o süreçle beraber kendi yüzleşme sürecim de başlıyor. Bu yüzleşme sürecimin devamı olarak aslında ismimi değiştirdiğimi söyleyebilirim. Bu anlamıyla diyeceksiniz ki 40 seneden sonra isminizi niye değiştirdiniz diye soracaksanız onu da söyleyeyim. Yani sadece benim yanımda bir anlamı yok. Elbette ki fiziki anlamda ait olduğum halka ait bir isim taşımak benim için onur verici. Yani Yannis Vasilis ismi. Ama ayrıyetten bu coğrafyaların yüzleşmeye ihtiyacı var. İçinde yaşadığımız coğrafyanın yüzleşmeye ihtiyacı var. Yüzleşmediğinde bu inkarcı siyasetin bugün neler yapabileceğini, bu talancı siyasetin bugün neler yapabileceğini işte Kobani'de, Şengal'de, Roboski'de, onun öncesindeki birçok katliamda görüyoruz. Bu anlamıyla belki Karadeniz için ya da içinde çelişkisi olan birilerini etkiler diye de böyle bir adıma attım. Buraya gelme nedenlerime gelince biz aslında Meral Geylan ile beraber zaten sınırda yaşayan insanlarız. Aslında olmaması gereken bir halkı dört parçaya bölen sınırlardan bir tanesinde yaşıyoruz. Bu Roboski sınırında yaşıyoruz. Kürdistan'la Türkiye Kürdistan'ı birbirinden ayıran sınırda yaşıyoruz. Ve biz orada devletin neler yapabileceğini birçok kez gördük. Yani o öncesini 2 senesini bir tarafa bırakalım. En son işte Şengallilere yapılanlar, yani Şengal'den gelen Ezdi Kürtlere yapılanlara baktığımızda bile bugün burada neler yapabileceğini aslında orada gördük. Yani bir çete var, yani bir çeteyi düşünün. Hiçbir kuralı, hiçbir ilkesi yok.
Yani böyle bir çetenin karşısına bir halkı bıraktılar. Ve hakikaten soykırıma varacak uygulamalar yaşandı. Biz hala katledilen insan sayısını bilmiyoruz şeyde Şengal'de. Ve bu hal böyleyken bu insanlar can havliyle sığınacak yerler aradılar. İşte bir kısmı Rojava'da kaldı, bir kısmı Güney Kürdistan'a geldi, bir kısmı da Türkiye'ye girmek istedi. Kuzey Kürdistan'a girmek istedi. Ve bunu normal pasaportlu ve şeyde gümrük kapısından yapmak istedi. Yani pasaportsuz da, yani pasaportlu ya da pasaportsuz. Bakan, evet gelebilirler dedi. Yani herhangi bir engelleme yok. Bu söylenenler yalan dedi. Ama bir süre sonra biz kendimiz gördük ki, ayın 12'siydi, Ağustos'un 12'si. Şengalliler o kadar zor, o kadar zor koşulları yürüyerek ve hatta bir takım şeyleri güneyde de istismar da etmişler. Yani birçok bedel ödeyerek bizim bulunduğumuz köye gelecek dağlara kadar dayanmışlardı. Ve 20 bin insanı o zor koşullarda Roboska halkı, biz, BDP, belediyeler hep birlikte sınır geçirdik. Orada bu anlamda çok ağır yaralananlar da oldu. Şeye dayanamayıp, o kadar ağır yürümelere dayanamayıp ölenler de oldu. Bu anlamıyla bunlar yaşanırken devlet hala zorbalık yapıyordu. Yani devlet hala orada askeriyle ormanları yakacak kadar yani. Öyle bir futursuzluğu var ki, yani öyle bir engelleme anlayışı var ki, yani konuşurken yapacağız diyen, konuşurken alıyoruz diyen ama kimsenin bakmadığı yerde ise insanları öldürmeye varınca kadar saldırılarını biz gördük. Bütün bu saldırıları görünce Roboski'de IŞİD'in Kobani'ye doğru ilerleyişini gördüğümüzde tabii hiç düşünmeden, yani bininci günümüz vardı bizim, Roboski katliamının bininci günü vardı. O sınır kırma, yani sınırın sıfır noktasında anma eylemi yaptık. Ve ondan sonra neredeyse koşa koşa Kobani'ye geldik. Çünkü ne yapabileceğini iyi biliyorduk ve engellenmesi gerekiyordu, dizginlenmesi gerekiyordu bu devletin. Yani hakikaten öyle bir gözünü hem rant bürümüş bir hükümetle karşı karşıyayız, sistemle karşı karşıyayız. Hem de müthiş şekilde nefret eden bir hükümetle bugün karşı karşıyayız. Biz dört tarafı sarılmış, dördüncü tarafı Türkiye kısmıdır. Sarılmış bir Kobani'ye en azından nefes alanı açabilir miyiz? Nefes alanı olabilir miyiz? Oradaki katliamı, orada yapılanları ulusal ya da uluslararası kamuoyuna duyurabilir miyiz diye buraya geldik. Peki, geçtiğimiz günlerde Ankara'da gerçekleşen İHAD Kongresi'ne de katıldınız. Orada da bir konuşmanız gerçekleşti. Oradaki aktarımlarınız ne üzerine oldu? Burada Kobani'yi yansıttınız mı? Kobani üzerine buradaki atmosferi ve tüm dünya kamuoyuna bir aktarımınız ve çağrınız oldu mu? Gerçekleşti mi? O ne yönde bir konuşmanız oldu? Bize aktarabilir misiniz? Tabii. Yani ben İnsanlar Derneği üyesiyim aynı zamanda. Birkaç dönemde delegeyim. Fakat koşturmalarından dolayı çok da kongrelere gidemedim bu zamana kadar. Bunu bir fırsat olarak gördüm bu kongreyi. Yani bir kere daha bir şeyleri hatırlatmak. Sadece şey değil, dışarıda olanlara değil. Yani içeride mücadele eden, bir yanı hala bizim yanımızda olan dostlara, arkadaşlara, hatta derneğe, İnsanlar Derneği'ne bir hatırlatmayı yapmak istedik. Tabii ki İnsanlar Derneği bu sürecin genelinde raporlaştırma çalışmaları yaptı, bir takım çalışmalar yaptı. Ama işte delegesi olduğum kongre çok da burada sürekli nöbet tutma anlamında, sürekli raporlaştırma, her gün raporlaştırma anlamında ve bunun uluslararası kamuoyunda burada neler yapıldı, yani sadece IŞİD tarafından değil, en az IŞİD kadar acımasız olan devletin uygulamaları vardı burada. Bunların duyurulmasında eksiklikler yaşandı. Yani bu çalışmalarda İnsanlar Derneği de yeterince burada kendini var edemedi. Elbette ki bir şeyler yapmadı demiyorum. Yani o 6-7 Ekim'deki Kobani eylemlerinde devletin saldırılarını çok güzel raporlaştırıldı ve duyuruldu.
Bu anlamıyla elbette burada Urfa İHD'de elinden gelen çalışmayı yapıyor ama bunların şey değil, yeterli değil. Yani biz mesela orada feryatımızın nedenlerinden bir tanesi de İnsan Hakları Derneği'ne bir tane açık söylüyorum uyduruk bir şey var, örgüt var, bu Lübnan asıllı Suriye izleme, insan hakları izleme örgütü. Bu tamamen şeydir, bir kısmı Suriye'ye yakın, bir kısmı da Amerika'ya yakın bir örgüt. Ve verileri tüm uluslararası güçler tarafından kullanılıyor. Ve uluslararası medya tarafından kullanılıyor. Birleşmiş Milletler bile veri olarak bunları kullanıyordu. Ta ki verilerin şey oldu artık iyice dışarıdan manipüle edildiğini ortaya konulduğu zaman bırakıldı. Ama sürecin önemli bölümünde bu dezenformasyon bilgileriyle hareket etti. Hatta bu örgüt bile düşeceğe katıldı. Şimdi böylesi bir süreçte bizim çalışmada etkin katılmamız gerekiyor. Derneğimiz evet de buraya her bölgeden insanlar geldi. Fakat buraya normal nöbet tutup ondan sonra yani buraya gelip nöbet eylemlerine katılıp zincir eylemlerine katılıp ondan sonra daha çok gidiliyordu. Yani İnsan Hakları Derneği'nin ayrıca burada gözlemci, sürekli gözlemci bulundurması gerekiyordu ve her gün an burayı raporlandırması gerekiyordu ve başkaların dezenformasyonuna açık olan bu süreci aslında dışarıda daha aktif rol oynayarak bu süreci bizim lehimize işlemesini sağlamak için çalışma yürütmesi gerekiyordu. Tabii biz bunun üzerine bir çağrıda bulunduk. Yani süreç bitmemiştir. Bu anlamıyla daha aktif şekilde Kobani sınırında, Kobani'de yer almak gerekiyor ve çalışmaları yapmak gerekiyor diye eleştirilerimizi getirdik. Tabii kamuoyuna çağrıda bulunduk. Uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunduk. Sadece şey mi yani sadece insanlar deneydi, insanlar savunucuları değil. Aynı zamanda avukatlara da çağrıda bulunduk. Onlar da sürekli şekilde burada yer almalarını buyurduk. Doktorların da. Çünkü burada normal bir şey yaşanmıyor. Yani biz eylemlere bile, hakikaten söylüyorum insanlar derneği olarak, normal eylemlere bile gözlemci gönderiyoruz yani. Ve orada ne oluyor? Yani herhangi bir hak ihlali karşı gözlemler aktarılıyor, raporlaştırılıyor. Burada herhangi bir şey olmuyor. Burada soykırıma karşı büyük bir direniş var. Burada bir katliam yapmak isteyen uluslararası güçler var. Yani sadece IŞİD o buzdağının görünen yüzü. Ama normalde hakikaten uluslararası güçler Orta Doğu'da yeni bir yaşamı savunan kantonları boğmak adına orada yaşayan tüm insanları neredeyse katletmek istiyorlar. Bu anlamıyla üzerimize çok büyük ağır sorumluluklar düşüyor. Bunun yerine getirilmesi için de kongreden çağrıda bulundum. Kendiniz ayrıca Vicdan-ı Red Derneği'nin kurucu üyelerinden birisiniz. Vicdan-ı Red Derneği'nin ilk kuruluş aşamasını ve şu ana kadar gelen aşamayı ve sonradan Kobani direnişine verdiği desteği biraz değerlendirebilir misiniz? İlk aşamayı nasıl kurdunuz, nasıl oldu? Şimdiki faaliyetleri ne düzeyde ve onlara yapabileceğiniz bir çağrınız var mı? Bilindiği gibi 15 Mayıs'ta Vicdan-ı Red Derneği'nin kuruluş yıl dönümü. Onların tekrar birçok eminim yüzlerce hatta binlerce insan vicdani reddini açıklayacak. Onlara bir çağrınız var mı Kobani sınırında, sınır hattında böyle bir eylemsellik gerçekleştirmeleri için? Ya aslında bu savaşın iki yüzü var. Yani bu savaşı bir de elinde o bizim şey dediğimiz, düzen dediğimiz kapitalist sistemin yanında bulunan bir orduyla bu yürüyor. Yani elinde silah tutan birisiyle şu anki saldırı bir anlamıyla yürüyor. En azından kuzeyde böyle yürüyor. Yani Türkiye kesiminde, Kobani'nin kuzeyinde bu şekilde yürüyor. Bu anlamıyla Vicdan Red Derneği daha önce de barış için Vicdan Red platformu üyeleri tarafından kuruldu. Uzun sürede barış için Vicdan Red platformu Vicdan Red için Türkiye'de mücadele yürüttü. Kazanların sonucudur Vicdan Red Derneği'nin kurulması. Bu anlamıyla içinde bulunduğumuz süreç da herkesin görevleri var, üzerine düşen görevleri var. Tabii ki Vicdan Redçilerin de, Vicdan Red Derneği'nin de bu anlamdaki oluşumların da
bu süreçte bu kirli savaşı yürüten mekanizmayı hem deşifre etmesi, hem gözler önüne koyması, hem de bu kirli savaşın parçasını olmadıklarını göstermek için nöbet noktalarında daha aktif görev almaları gerekiyor ve ayrıca elbette yani ben de bunu düşünüyorum. Yani daha önce de sizin sorduğunuz soruyu ben de düşündüm ama o koşturma, o saldırı şeyinde hangi manyasında çok da böyle bir şey gelişmedi. Normalde bugün vicdan reddinde verileceği yerler savaş çırtkanın en yoğun olduğu yerlerde olması gerekiyor. Yani Kobani bunun için en iyi yerlerden bir tanesidir. Elbette ki tüm özel günlere gerek yok. Yani illa kuruluş yıl dönümü, işte başlangıç yıl dönümü ya da işte bilmem ne, yani herhangi bir özel güne yok. Özel bir güne gerek yok. Bence vicdan reddini vermek isteyen tüm arkadaşları ben buraya davetliyorum ve burada vicdan reddini açıklasınlar. Bugün savaşın en yoğun şekilde, bugün gelecek ve karanlığın en yoğun şekilde mücadelesini yürüttüğü yerde hepimiz yerimizi almamız gerekiyor. Yani elimizden gelen her şeyi hep beraber yapmamız gerekiyor. Bu karanlığı boğmak için. Aslında programda ayrıca sizin hikayenize de değinmek istiyorum. Çok ilginç bir hikayeniz var. Onu da seyircilerimizin de duymasını istiyorum. Onlarla paylaşmak istiyorum. Biraz kendi hikayenizden bahseder misiniz? Askerlik döneminde nasıl Şırnak'ta yaptığınızı, askerlik sırasında PKK tarafından 2 yıl boyunca tutsak edildiniz. O tutsaklık anını ve aslında orada PKK'yı yeniden tanıdınız. O tanıma evresini ve sonra geldikten sonra açıkladığınız vicdan reddi ve bu aşama, o dönemi bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii. Yani bunu ben hızlı geçeceğim. Yoksa diğer konular ve diğer arkadaşlara çok sıra gelmeyecek. Yani aslında sizin sorduğunuz soruyu ben birçok kez kamuoyuyla paylaştım ama bizim izlenimimiz de işte daha çok aydın Kürt kesimi olduğu için yine Türkiye kesiminde birçok kesim kamuoyu yani bu anlamıyla benim o dönüşümün çok şey değil, yani bilinmiyor, bu anlamıyla bilinmiyor ama şimdi de ben bunu anlattığımda yine o kesim ne kadar izliyor ve ne kadar bunu duyacak onu da bilmiyorum ama yine anlatmak gerekiyor. 94 yılında benim normal askerlik çağım geldiğinde orduya katıldım. Ve Acemi Birlik'ten sonra Kürdistan'a, ilk önce Mardin'e, bir komando birliğine bağlı olarak Mardin'e geldim. Mardin'e kısa bir süre kaldıktan sonra acil ihtiyaç vardı. Gabar'a gittik. Gabar'da bir süre kaldım ve daha sonra büyük bir çatışma yaşanmıştı. Bu Şırnak, şu anki Hilal Beldesi var. Şırnak'a bağlı. O belde sınır köyüdür, o belde sınır bölgesidir. Orada Kele Mehmet Dağı var. Orada askerin, şeyin, gerillanın geri püskürtülmesi gerekiyordu. Hakim olduğu bir bölgeydi. Biz de o şeyle, amaçla oraya gittik. Tabii normalde işte pusulamalarını bizim yapacağımızı düşünüyoruz ama gerilla tüm şeyleri almış, konumlanmalarını almış. Ve biz oraya gittiğimizde büyük bir pusuyla karşı karşıya kaldık. Bir taciz atışı başladık önce. O taciz atışında ben ayağımdan vuruldum. Ayağımla vurulmamla itibaren 2 gün kadar arazide kaldım. Bulunduğum tepeden ayağımı ben yaralandıktan sonra bulunduğum tepeden düşüyorum. Daha sonra gerilla beni kan kaybından bayıldığımda buluyor. Daha sonra alıkonuluyorum. Ben ona daha sonra, o dönem alıkonulma diye bakıyorum. Kaçırma diye bakıyorum ama daha sonra misafirlik ve yüzleşme süreci olarak o sürece adlandırdım. 2-3 ay kaldıktan sonra da gerillada daha sonra oluşturulan bir heyet vardı. İlk defa bir heyet oluşturulmuştu. Yani milletvekilli falan ve karşı tarafı tanıma anlamına da gelecek olan bir heyet oluşturulmuştu. Ve bu heyetle beraber Türkiye'ye döndüm. Habur'dan Kuzey Kürdistan'a döndüm. Daha sonra işte benim daha önceki konuşmalarımdan, yani o yüzleşme sürecinden sonra gereği olan şeyleri de yaptım tabii ben. Yani susmadım.
Birçok köyde o köy yakmaları, köy boşaltmaları ve benzeri şeylere bulaşmıştık. Zorla koruculaşma süreçlerine bulaştırılmıştık. Onları kamuoyuyla paylaştık. Kamuoyuyla paylaşınca sistem seni onun için savaştan aldı bir dönem. Direkt karşısına, bu söylemlerden dolayı karşısına aldı. Yani beni karşısına aldı ve örgüt üye, ilk önce örgüt propagandası, daha sonra örgüt üyesi olmaktan yargılandım. Ve ardından hapishaneye girdim. Hapishanede görmediğim işkencesi kalmadı. Askeri hapishaneydi. Daha sonra beni birliğime, askeri bir birliğe götürdüler. Ben bu sefer yani benim artık sizinle bu anlamdaki hiçbir şeyim, ilişkim kalmamıştır dedim. Ve sizin vereceğiniz silahı da reddiyorum dedim. Bu anlamda vereceğiniz silahı da kullanmayacağım. Kürt halkı karşı, Kürt halkına karşı da beni savaştıramazsınız. Diye oradaki tabur komutanına bunu ifade ederek silahı reddettim. Yani o süreçten sonra, bir süre sonra işte o beni askeri sınırlar içine tuttular tabii. Yine bırakmadılar. Süreç dolduğunda beni bıraktılar. Ve ondan sonra da benim aslında o reddetme benim aslında yürüyüşümün de başlangıcıdır. Ve o günden bugüne kadar da elinden geldiği kadar barış mücadelesi verdim. Militarizme karşı elimden geldiğince mücadele verdim. Böyle yani benim geçmişte olan hikayem biraz böyle diye ifade edebilirim yani.